Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kendi tecrübelerimizden dizel bir otomobil nasıl çalıştırır sabahları soğuk havada veya da normalde. Şu an hava eksi 4 derece, saat 7'ye 6 geçiyor. Arabamızı ilk çalıştırıyoruz, sabah ilk çalıştırmadır. Şimdi geceden el frenini çekmemiştik. Burada görüyorsunuz, bakın aşağıda. Arabamız viteste duruyor ki el freni sabah donabilme ihtimali vardır. Eksiden sonra bu ihtimal doğabiliyor arkadaşlar. Şimdi arabayı çalıştıracağız. Önce el frenimizi bir çekiyoruz. Tamam mı? Daha sonra arabamızı debriyaja basıyorum. Boşa alıyorum. Şu şekilde. Daha sonra anahtarımızı takıyoruz. Evet. Burada ışıklar yanıp sönüyor arkadaşlar. Direkt arabayı çalıştırmıyoruz. Önce Işıkların böyle yanıp sönmesini tamamen bekliyoruz arkadaşlar. Evet, bizde start stop var. Sizde anahtar varsa bir kademe çeviriyorsunuz. Işıklar yanıp sönüyor. Daha sonra start stop'a basıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir şeye basmıyoruz. Kızdırma bujileri devreye girdi. Havayı ısıttı arkadaşlar. Motoru çalıştırdı. Tek marşla çalıştırdı. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Şu an normalde bu devir saatinin şu birin altında olması lazım. Yani 9'a doğru bir alttaki kertikte olması lazım. Şu anda motor soğuk olduğu için motor kendini daha hızlı ısıtmak için biraz daha yüksek devirde çalışıyor. Aşırı yüksekte değil. Bunun biraz böyle kışın soğuk havalarda 1,5 dakika kadar sabah ilk çalıştırmada çalıştırın. Normalde gün içerisinde motorun sıcakken arabayı çalıştırdığınız gibi 5-6 saniye sonra hareket edebilirsiniz. Hangi durumda olursa olsun arabanızı çalıştırır çalıştırmaz, yani anahtarı takar takmaz çalıştırmayın. Çalıştırdığınız gibi hareket etmeyin. En sıcak durumda bile 5-6 saniye bekleyin. Motor kendi bir yağlasın, bir toparlasın. Sisteme bir zarar gelmesin. Bu şekilde arkadaşlar, bu devir saatinin biraz düşmesini bekleyeceğiz. Şöyle 1,5 dakika kadar bir bekliyoruz arkadaşlar. Sabah şu an çünkü hava eksi derecede. Normalde yazın mesela havaların sıcak olduğu zamanlarda da bir 15-20 saniye arabamızı çalıştırıyoruz. Motorumuz kendisi bir yağlıyor. Bu şekilde arabamızı çalıştırıyoruz ve devam ediyoruz. Bizim bu tecrübelerimizi size aktaralım ki sıkıntı yaşamayasınız. Çoğu zaman görüyoruz arabayı çalıştır çalıştırmaz devam ediyorlar. İşte arabaya zarar veriyor. Araba ömründen yiyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Benzinli otomobil, dizel otomobil, LPG'li olsun, ne olursa olsun. Bu şekilde önce ışıklar yanacak, sönecek. Ondan sonra çalıştıracağız. Dizel otomobilleri benzinlerden ayıran ne var arkadaşlar? Bunlarda kızdırma bujisi var. Havalandırma, sıcak içeriye sıcak yapmayın. Bu daha geç ısıtıyor. Çünkü dizel otomobilin ısıtma derecesi düşük olduğu için benzinler daha yüksek ısıda çalışıyor. Hatta tüp benzinden daha yüksek ısıda çalışıyor. Isıtma derecesi düşük olduğu için daha geç bu kaloriferler ısınıyor. Onlara bilginiz olsun. Evet, devir saatimiz biraz düştü arkadaşlar. Şu anda hareket edebiliriz ve gidebiliriz. Şöyle yapalım. Geriye alıyoruz. El frenini indiriyorum. Bakın şu an hareket ediyorum. Biraz geri geri gideceğim ve hareket edeceğim. Bu şekilde. Arka serbest mi? Evet, şu an geri geri gidiyoruz. Arabayı zorlamıyoruz arkadaşlar. Yüksek devirlere çıkmıyoruz. Motorun hızlı ısınması için yüksek devirlere çıkarmıyoruz. Bak şu an iniş aşağıdır. Boşa alıyorum. Hatta o boşta bile daha bir ısınsın. Burada birinci veya da ikinci vitesle gidebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle vitesi alıyoruz. Araba biraz çalıştırdıktan sonra, hareket ettikten sonra yavaş yavaş arabayı hareket ediyoruz. Öyle hızlı hareket etmiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, yollar biraz buzlu arkadaşlar. O yüzden daha dikkatli, daha yavaş gidiyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğeniriz. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.